Kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Zor bir süreçten geçiyoruz. Desteklerinize ihtiyacımız var. Sizlerden kanalımıza abone olup bildirim zilini açmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica ediyoruz. Şimdiden teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. O ülkede kritik gelişme. Taliban, Türklerin kentini ele geçirdi. Değerli izleyenler, ABD'nin çekilme kararı sonrasında Afganistan'da ilerleyişe geçen Taliban'ın önceki gün ilk kez bir vilayet merkezini ele geçirdikten sonra dün de Mareşal Raşit Dostum'un kalesi sayılan Şibirgan'da kontrolü sağladığı ileri sürüldü. ABD, 31 Ağustos'ta Afganistan'dan çekilmeyi tamamlamaya hazırlanırken ülke yangın yeri. ABD ve NATO'nun çekilme kararı sonrasında hızla toprak kazanmaya başlayan aşırı Taliban, önceki gün İran sınırındaki Nimroz vilayetinin merkezi Zarank'ı ele geçirdikten sonra dün de kuzeydeki Türkmenistan sınırındaki Cüzcan vilayetinin merkezi Şibirgan'da kontrolü sağladığına dair haberler gelmeye başladı. Cüzcan, Özbek asıllı eski Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Raşit Dostum'un kontrolünde bir bölge olması açısından önem taşıyor. Dostum'un dün Kabil'de Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ile görüşme yaptığı sıralarda bölgeden Şibirgan'ın ve Dostum'un konutunun Taliban'ın kontrolüne geçtiğine dair görüntüler yayınlandı. Fransız haber ajansı AFP, Şibirgan'ın düştüğünü belirtirken, Amerikan AP ajansına göre Kabil yönetimi, Taliban savaşçılarının kente girdiğini ancak kentin tamamen düşmediğini söyledi. Şibirgan kentinde çoğunluğu Türkmen ve Özbek Türklerinden oluşan yarım milyondan fazla kişi yaşıyor. Şibirgan'ın düşmesi halinde 24 saat içinde iki farklı bölgede iki vilayetin merkezi Taliban'ın kontrolüne geçmiş olacak. Daha çok kırsal alanları kontrol eden Taliban'ın kentlere yönelmesi, çalışmaları yerleşim alanlarına çekerken bu da göçü daha da alevlendiren bir unsur. Öte yandan Anadolu Ajansı'nın geçtiği habere göre Taliban Afganistan'ın kuzeyinde, Tacikistan sınırında bulunan Kunduz vilayetinin merkezine doğru ilerliyor. Vilayetin merkezine yakın bölgelerde önceki geceden beri süren çatışmalarda 11 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralının olduğu açıklandı. Amerikan New York Times gazetesinde önceki gün Taliban'ın kontrolü sağladığı Nimruz vilayetinin merkezi Zarank'la ilgili ilginç iddialar yer aldı. Buna göre Nimruz, yasa dışı göç, uyuşturucu ve akaryakıt kaçakçılığının en önemli geçiş noktalarından biri ve asayişin sağlanamadığı bir yer. İran'a kaçak göç büyük ölçüde buradaki insan kaçakçıları tarafından organize ediliyor. Zarank'taki yerel yöneticilerin de Taliban'la anlaşma yaparak çatışmadan İran'a kaçtıkları öne sürüldü. Afganistan'da şiddet olaylarının artması nedeniyle ABD ve İngiltere'nin Kabil büyükelçileri, Afganistan'daki vatandaşlarından bulabildikleri tüm uçuşları kullanarak en acil şekilde ülkeyi terk etmelerini istedi. ABD Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, ABD vatandaşlarının mevcut ticari uçuş seçeneklerini kullanarak Afganistan'ı derhal terk etmesi bildirildi. Güvenlik koşulları ve azaltılmış personel sayısı göz önüne alındığında, Büyükelçiliğin Afganistan'daki ABD vatandaşlarına yardım etme kabiliyetinin son derece sınırlı olduğu ifade edilen açıklamada, vatandaşlara Afganistan'a seyahat etmeme uyarısında da bulunuldu. İngiltere Büyükelçiliği de İngiliz vatandaşlarına benzer bir çağrı yaptı. Taliban'ın hızlı ilerleyişi karşısında ABD yönetiminin B-52 bombardıman ve AC-130 destek uçaklarını bölgeye yolladığı bildirildi. İngiliz The Times gazetesine göre uçan kale diye bilinen uçaklar, Katar'daki ve Umman denizindeki USS Ronald Reagan uçak gemisinden kalkarak Afganistan'ın Kandahar ve Leşkergah şehirleri civarındaki Taliban güçlerini hedef aldı. ABD'nin hava desteğinin azalmasının Afgan ordusunu savunmasız bıraktığı öne sürülürken, ABD bu ülkedeki askeri varlığını ve operasyonunu 31 Ağustos'ta tamamlamayı planlıyor.